Merhaba Hatice ile Örgü Keyif izleyicileri. Bugün sizlerle 6 yaşına uygun yakadan başlama güzel bir yelek öreceğiz. Yeleğimizi örmek için orta kalınlıkta 3 yumak ipim var. 4 numarada şiş kullanacağız. Yeleğimizi yaka kısmından 82 ilmek olarak başlıyoruz. 82 tane ilmeğimizi 8 sıra uzunluğunda lastik olarak örüyoruz. Burada 82 tane ilmeğimizi önlerde 15'er ilmek, kollarda 10'ar ilmek, arkada 24 ilmek ve şöyle artmaların arasında da 2'şer tane ilmek olmak üzere ilmeklerimizi paylaştırıyoruz. Raba kısmında örgünün ön yüzünde arttırarak örüyoruz. Şöyle rabadaki artmalarımızı sayıyoruz. 21 artma deliği uzunluğunda örüyoruz. 21 artma yaptığımızda şişimizde 250 tane ilmeğimiz oluyor. 250 tane ilmeğin önlerde 36'şar ilmek, kollarda 52 ilmek, arkada 66 ilmek ve artmaların arasında da 2'şer tane ilmeğimiz var. Yeleğimizi önce kollarını örüyoruz. Koltuk altından da ilmek arttırarak kollarımızı 56 ilmeğe tamamlıyoruz. 56 ilmekle kollarımızı lastik örerek kapatıyoruz. Beden kısmında da koltuk altından ilmek artırarak bedenimizi 143 ilmeğe tamamlıyoruz. Beden kısmındaki 143 ilmeğimizi örnek için 5 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde örüyoruz. Örnek aralarında 2 diş haraç örerek çizgilerimizi atıyoruz. Beden kısmını koltuktan itibaren aşağıya doğru 6 örnek uzunluğunda örüyoruz. Yeleğimizin alt kısmında en son 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde lastik örerek tamamlıyoruz. Şöyle başlamadan önce yeleğimin büyüklüğünü ölçmek istiyorum sizlere. Yeleğimizin beden kısmı 38 santim genişliğinde oldu. Yani beden etrafı 76 santim. Şöyle omuzdan itibaren boyunu da ölçeyim. Yeleğimizin boyu da 53 santim uzunluğunda oldu. Yeleğimizi kalın iple ördüğümüz için yeleğimiz büyük oldu. İlmek sayısı az olmasına rağmen. Şimdi 6 yaş için yeleğimizin yapımına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için orta kalınlıkta 200 metrelik ebruli yünüm var. 4 numarada şiş kullanacağım. Yeleğimin yakası için şişimize 82 ilmek olarak başladım. Şişimde 82 tane ilmeğim var. Yaka için örgünün ön yüzünde ilmeklerimizi 2 ters, 2 düz olarak çift lastik öreceğiz. Kenardan 2 ilmek tersle başlıyoruz. Kenardan 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz. Birinci sıramızda örgün ön yüzünde ilmeklerimizi 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örüyoruz. Tekrar 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz. Yine 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz. Şişimde 82 tane ilmeğim var. 82 ilmeğimizi 2 ters ve 2 düz şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna kadar gidelim. Yine 2 ilmek düz örüyoruz. Sonra 2 ilmek ters. Son olarak yine 2 ilmek düz ve 2 ilmek
ters şeklinde birinci sıramı tamamladım. Sıra başından başlarken 2 ilmek tersle başlamıştık. Sıra sonunda da 2 ilmek tersle bitirdik. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde ilmeklerimizi her zaman ters olarak öreceğiz. Döndüm örgünün arka yüzüne, ikinci sıradayım. İlmeklerimin hepsini ters olarak örüyoruz. Lastiğimizi bu şekilde öreceğiz. Örgünün ön yüzünde 2 ters, 2 düz örerek geldik. Örgünün arka yüzüne döndük. İlmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Şöyle göstereyim, bakın. İlmekler ters olarak örülüyor. Şimdi ikinci sırada örgünün arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Örgünün arka yüzünde 82 ilmeğimizin hepsini ters örerek sıra sonuna kadar geldim. Şimdi dönüyoruz örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünde döndüğümüzde ilmeklerimiz her zaman 2 tersle başlayıp 2 ters, 2 düz olarak çift lastik öreceğiz. Yine kenardan başlıyorum. 2 ilmek ters. 2 tane tersle başladım. 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters. Ve 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. Ve 2 ilmek düz şeklinde ilmeklerimizi çift lastik olarak örüyoruz. Şöyle ilmeklerimi göstereyim. Bakın ilmekler çıkmaya başladı. 2 tersle başladım. 2 ters, 2 düz. Tekrar 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Örgünün ön yüzünde lastiğimizi bu şekilde öreceğiz. 2 ters, 2 düz, çift lastik örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Lastiğimizi bu şekilde yapacağız. Şu anda 3. sıraya gidiyorum. Yeleğimizin yaka kısmında 82 tane ilmeğimiz var. 82 ilmeğimizi 8 sıra lastiğe tamamlayalım. Yeleğimizin yaka kısmındaki 82 tane ilmeğimizi örgünün ön yüzünde 2 ters, 2 düz, çift lastik. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde de ters olarak 8 sıra uzunluğunda ördüm. Yakadaki lastiğimi tamamladım. Şişimde 82 tane ilmeğim var. 82 ilmeğimi önlerde 15'er ilmek, kollarda 10'ar ilmek, arkada 24 ilmek ve artmaların arasında ikişer tane ilmek olmak üzere ilmeklerimi paylaştırdım. Örgün ön yüzünde roba kısmında arttırarak yeleğimizi öreceğiz. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Ön için 15 tane ilmeğimiz var. Öndeki 15 tane ilmeğimizin 6 tanesini ön pat için çift lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Öndeki 15 ilmeğin 6 tanesi çift lastik. 2 ters, 2 düz. Ve tekrar 2 ilmek ters şeklinde 6 tane ilmeğimi lastik olarak ördüm. Burada artmaya kadar 9 tane ilmeğimiz kaldı. Ön için 9 ilmek düz. Dokuz tane düzümü ördüm. Ön için toplam 15 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi birinci artmamızı yapacağız. Artma için ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Artmamızı yaptık. Artmadan sonra burada arada 2 tane ilmeğim var. 2 ilmek ters. 2 tane tersimi ördüm. Yine burada artmamı yapacağım. Artma için ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım. Artmamı yaptım. Kola sıra geldi. Kol için 10 tane ilmeğimiz var. Kol için 10 ilmek düz.
Koldaki 10 tane ilmeğimizi ördük. Yine artmaya sıra geldi. Artma için ördüğüm ipi sağdaki şişme doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra burada 2 tane ilmek var. 2 ilmek ters. Artmaların arasındaki 2 ilmek ters olarak örülecek. 2 tane ters ördükten sonra yine burada artmamızı yapıyoruz. Artma için ördüğüm ipi sağdaki şişme doladım, artmamı yaptım. Sıra arkaya geldi. Arkada 24 tane ilmeğimiz var. Arka için 24 ilmek düz. Örgümüzü örgünün ön yüzünde düz olarak öreceğiz ve artmalarımızı yaparak devam edeceğiz. Şimdi arka için 24 ilmek düz. Tane ilmeğimi ördüm, artma yerine geldim. Artma için ördüğüm ipi sağdaki şişme doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra her zaman arada 2 ilmek ters. 2 tane ters ördükten sonra yine artmamızı yapıyoruz. Artma için ördüğüm ipi sağdaki şişme doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra ikinci kola sıra geldi. Kol için 10 tane ilmek var. 10 ilmek düz. Kol için 10 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Artmaya sıra geldi yine. Artma için ördüğüm ipi sağdaki şişme doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra 2 ilmek ters. Yine artma yapacağız. Artma için ördüğümüz ipi sağdaki şişe doluyoruz, artmamızı yapıyoruz. Burada ön için 15 tane ilmeğimiz kaldı. Öndeki 15 tane ilmeğin 9 ilmek düz. Ön için 9 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Son kalan 6 ilmeğimizde 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz. En son 2 ilmeğimizi de ters örerek burada kenardaki 6 ilmeğimizde ön pat için lastik olarak ördük ve robada birinci artmalarımızı tamamladık. Robadaki birinci artmalarımızı tamamladık. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde her zaman ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Burada örgünün arka yüzünde de ilk ilmeğimizi açacağız. Şimdi ters olarak örmeye başlıyoruz. Kenardan 3 ilmek ters. 3 tane ters ördükten sonra buraya ilmeğimizi açacağız. İlik için önce ördüğüm ipi sağdaki şişme doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra sıradaki birinci ilmek ve ikinci ilmek. İkisini birlikte ördüm, eksiltmemi yaptım. İlik için burada önce artma yaptım, sonra eksiltmemi yaptım. İlk iliğimi buraya açtım. İliği 26 sıra arayla ön patta ilik açarak devam edeceğiz. Şimdi burada iliğimizi açtık. İlikten sonra ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzündeyiz. Roba kısmında burada artma yok. Artmaları her zaman örgünün ön yüzünde yapacağız. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Döndük örgünün ön yüzüne. Robada ikinci artmalarımızı yapacağız. Şimdi burada ön için 16 tane ilmeğimiz var. Önler burada birer ilmek, birer ilmek çoğalarak devam edecek. Önde 16 ilmeğin 6 tanesini ön pat için lastik görüyoruz. 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ters, 2 düz. Ve 2 ilmek ters şeklinde ön pattaki 6 tane ilmeğimizi lastik olarak götürüyoruz.
Burada iki tane tersten sonra artmaya kadar 10 tane ilmeği düz olarak görüyoruz. Artmaya kadar ön için 10 ilmek düz. On tane düz ördüm. Ön için toplam 16 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi artma yapacağız. Artma için ördüğüm ipi sağ dikişime doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra arada 2 tane ilmek var. 2 ilmek ters. 2 tane ters ördükten sonra yine artmamızı yapıyoruz. Artma için ördüğüm ipi sağ dikişime doladım, artmamı yaptım. Kola sıra geldi. Kolda şu anda 12 tane ilmeğimiz var. Koldaki ilmekler ikişer ilmek, ikişer ilmek çoğalarak devam edecekler. Kol için 12 ilmek düz. Koldaki 12 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Yine artmamızı yapacağız. Artma için ördüğümüz ipi sağ dikişimize doladık, artmamızı yaptık. Artmadan sonra arada 2 ilmek ters. 2 tane ters ördükten sonra yine ördüğüm ipi sağ dikişime doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra burada arkaya sıra geldi. Arkada şu anda 26 tane ilmeğimiz var. Arka için 26 ilmek düz. Arkada her seferinde ikişer ilmek, ikişer ilmek çoğalarak devam edecek. Şu anda arka için 26 ilmek düz. Arka için 26 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Artma yerine geldik. Artma için ördüğüm ipi sağ dikişime doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra arada 2 ilmek ters. 2 tane tersten sonra yine ördüğüm ipi sağ dikişime doladım, artmamı yaptım. İkinci kola sıra geldi. Kol için 12 ilmek düz. Koldaki 12 tane ilmeğimizi düz ördük. Yine artma yapıyoruz. Artma için ördüğümüz ipi sağ dikişimize doladık, artmamızı yaptık. Artmadan sonra arada 2 ilmek ters. 2 tane tersten sonra yine ördüğüm ipi sağ dikişime doladım, artmamı yaptım. Öne sıra geldi. Ön için 16 tane ilmeğimiz var. 16 ilmeğin 10 tanesini düz olarak görüyoruz. On ilmek düz ördükten sonra son kalan altı ilmeğimizde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve en son 2 ilmek ters şeklinde örerek buradaki robadaki ikinci artmalarımızı da tamamlıyoruz. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde her zaman ters olarak örüyoruz, hiç artma yapmıyoruz. Buradan başlıyorum örgünün arka yüzünde. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ruba kısmı için artma yapmıyoruz. Artmaları her zaman örgünün ön yüzünde yapacağız. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar gideceğim. Döndük örgünün ön yüzüne. Ruba kısmında 3. artmalarımızı yapacağız. Şu anda önde 17 tane ilmeğim var. 1. artmayı yaparken burada önde 15 tane ilmek vardı.
İkinci artma yaparken 16 ilmek vardı. Şimdi üçüncü artma yapacağım. 17 tane ilmeğim var. Önler her seferinde birer ilmek birer ilmek çoğalarak devam edecek. Şimdi ön için 17 ilmeğin kenardan 6 tanesini yine çift lastik olarak örüyoruz. Kenardan başlıyorum. Bakın ilmekler çıktı zaten. Burada kenardaki 6 ilmeği her zaman çift lastik götüreceğiz. Yelek bitene kadar. Buradan kenardan başlıyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve yine 2 ilmek ters şeklinde burada kenardaki 6 ilmeğimi çift lastik olarak ördüm. Buradan 2 tersten sonra artmaya kadar 11 ilmek var. 11 ilmek düz. 10 için toplam 17 tane ilmeğimi ördüm. Burada artma yerine sıra geldi. Artma için ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra arada her zaman 2 tane ters ilmek olacak. 2 ilmek ters. 2 tane ters ördükten sonra yine ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım, artmamı yaptım. Kola sıra geldi. Kol için şu anda 14 tane ilmeğimiz var. Kol her seferinde ikişer ilmek, ikişer ilmek çoğalarak devam ediyor. Birinci artma yaparken kolda 10 tane ilmeğimiz vardı. İkinci artma yaparken 12 tane ilmeğimiz vardı. Şu anda üçüncü artma yapıyorum. 14 tane ilmeğimiz var. Dördüncü artma yaparken 16 ilmek olacak. Sonra 18 ilmek, 20 ilmek, 22 ilmek diye devam edecek. Bu şekilde sayıları not edebilirsiniz. Kol için 14 ilmek düz. 14 tane ilmeğimizi düz ördükten sonra artma yerine sıra geldi. Artma için ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra 2 ilmek ters. 2 tane tersten sonra yine ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra şu anda arkaya geldik. Arka için 28 tane ilmeğimiz var. Birinci artmayı yaparken arkada 24 tane ilmeğimiz vardı. İkinci artma yaparken 26 tane ilmeğimiz vardı. Şu anda üçüncü artma yapıyoruz. 28 tane ilmeğimiz var. Arkada her seferinde ikişer ilmek, ikişer ilmek çoğalarak devam edecek. Şimdi arka için 28 ilmek düz. Bu şekilde sayıları yazarak takip edebilirsiniz. Kol ve arka ikişer ilmek, ikişer ilmek çoğalarak devam ediyor. Önler birer ilmek birer ilmek çoğalarak devam edecek. Bu şekilde yazarak da takip edebilirsiniz. Arka için 28 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmekleri sayabilirsiniz ya da şöyle örgümü göstereyim. Bakın ters ilmekler çıktı. Artmaların arasında 2 tane ters ilmek var. Bu 2 tane ters ilmeğin sağ tarafında ve sol tarafında artma yapıyoruz. Bu şekilde ilmeklere bakarak da takip edebilirsiniz. Arka için 28 tane ilmeğimi ördüm. Yine artma yapacağız. Artma için ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra arada 2 ilmek ters. 2 tane ters ördükten sonra yine artma için ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım, artmamı yaptım. İkinci kola sıra geldi. Kol için şu anda 14 tane ilmeğim var. Kol için 14 ilmek düz. Kol için 14 tane ilmeğimi ördüm. Yine artma yerine geldim. Artma için ördüğüm ipi
sağda kişme doladım, artmamı yaptım. Artmadan sonra arada 2 ilmek ters. Yine ördüğümüz ipi sağda kişimize doladık, artmamızı yaptık. Öne sıra geldi. Ör için şu anda 17 tane ilmeğim var. 17 ilmeğin 11 ilmek düz. 11 ilmek düz ördükten sonra son kalan 6 ilmeğimizi de şöyle gösterin bakın. Ön pat için 6 ilmeğimizi çift lastik olarak örmeye devam edeceğiz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters örerek roba kısmındaki 3. artmalarımızı da tamamladık. Örgünün arka yüzüne döndük. Örgünün arka yüzünde artma yok. Artmalar her zaman örgünün ön yüzünde yapılacak. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Buradan başladım. İlmeklerimi tek tek ters örerek sıra sonuna kadar gideceğim. Şimdi ilmeklerimizin hepsini ters örerek gidelim. Yeleğimizin yaka kısmına 82 ilmek olarak başladık. 82 tane ilmeğimizi önlerde 15'er ilmek, kollarda 10'ar ilmek, arkada 24 ilmek ve artmaların arasında 2'şer tane ilmek olmak üzere ilmeklerimi paylaştırdım. Örgün ön yüzünde 2 tane ters ilmeğin sağ tarafında ve sol tarafında artma yaparak örmeye, ilmeklerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Önler her zaman birer ilmek çoğalarak devam edecek. Kollar ve arka her seferinde ikişer ilmek çoğalarak devam edecek. Bu şekilde sayıları not edip takip edebilirsiniz. Şimdi iliğimizi unutmayalım. Burada ilk iliğimizi açtık. 26 sıra arayla ilik açacağız. 26 sıra arayla ilik açarak örgünün ön yüzünde 2 tane ters ilmeğin sağ tarafında ve sol tarafında artma yaparak yeleğimizin roba kısmını örelim. Yeleğimizin roba kısmını 2 tane ters ilmeğin sağ tarafından ve sol tarafından 8 yerde arttırarak ördüm. Roba kısmındaki artma deliklerimizi sayıyoruz. 21 artma deliği uzunluğunda ördüm. Şu anda şişimde 250 tane ilmeğim var. Önleri 15'er ilmek olarak başlamıştık. Önlerde 36'şer tane ilmeğim var. Kolları 10'ar ilmek olarak başlamıştık. Kollarda 52'şer tane ilmeğim var. Arkayı 24 ilmek olarak başlamıştık. Şu anda arkada 66 tane ilmeğim var. Yine artmaların arasında 2'şer tane ilmeğimiz var. Şişimizde toplam 250 tane ilmeğimiz var. Yeleğimizin önce kollarını kapatacağız. Sonra beden kısmını örmeye devam edeceğiz. Yeleğimizin roba kısmında örgün ön yüzünde 21. artmamı yaptım. Döndüm örgünün arka yüzüne. Şimdi önce kollarımızı ayıracağız. Burada ön için 36 tane ilmeğim var. Öndeki 36 tane ilmeğimi örgünün arka yüzündeyim. Ters örerek şişime alıyorum yine. Ön için 36 tane ilmeğimizi ters olarak örelim. Öndeki 36 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi şöyle göstereyim. Burası kol. Burası da artmanın arasındaki ters ilmekler. Bu artmaların arasındaki ters ilmekleri de kollara vereceğiz. Koltuk altının rahat olması için. Ön için 36 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi birinci ipimi ve mis sınalı şişimi burada bırakıyorum.
İkinci ipimi aldım. Önce bu kolları kapatacağız ikinci ipimizde. Şöyle ikinci ipimi aldım. Yine 4 numara şiş alıyoruz. Şöyle buradan kolları örmeye başlıyorum. Artmanın arasında ön ve kolun arasındaki artmanın arasındaki 2 tane ilmeğimizi de kola veriyoruz. Buradan ikinci ipimi aldım. İkinci şişlerimi aldım. Artmanın arasındaki 2 tane ilmeği yine ters örerek renkli şişimi alıyorum. Artmanın arasındaki ilmeklerden sonra kola geçtim. Kolda 52 tane ilmek var. 52 tane ilmeğimi tek tek örerek renkli şişime alıyorum. Koldaki ilmekleri renkli şişlere alacağız. Önce kolları örüp bitireceğiz. Koldaki 52 tane ilmeğimi örerek renkli şişimi aldım. Şöyle kol ve arkanın arasında artma ilmeklerine sıra geldi. Bu 2 tane artma ilmeğini de kola veriyoruz. Buradan artmanın arasındaki 2 tane ilmeği de ördüm. Buradan arkaya kadar geldim. Buradan misinalı şişimi çektim. Şöyle döndüm. Örgün ön yüzünü göstereyim size. Önce artmanın arasında 2 tane ilmeği kola verdim. 2 ilmek buradan aldık. Kol için 52 tane ilmeğim vardı. Onları örerek renkli şişimi aldım. 54 oldu. Arka ve kolun arasındaki artma ilmeklerin 2 tanesini kola verdim. Şu anda kol için 56 tane ilmeğim oldu. Buradan renkli şişimi aldığım 56 tane ilmeğimi kol için öreceğim. İsterseniz renkli şişi almayabilirsiniz de bu misinalı şişle örmeye devam edebilirsiniz. Ben şöyle daha rahat anlaşılsın diye renkli şişimi aldım. Misinalı şişlere hiç geçmiyoruz. Sadece koldaki 56 tane ilmeğimizi öreceğiz. Başka artma yapmıyoruz. Kol için 56 tane ilmeğim var. Döndüm örgün ön yüzüne. 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Örgün ön yüzünde lastik görmeye başlıyorum. Tekrar 2 ilmek ters. Ve 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. Aynı yakada başlangıçta yaptığım gibi yapıyorum. Lastik olarak örüyoruz. 2 ilmek tersle başladım. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Yine 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde lastik örerek devam ediyorum. Kolumuzu bu şekilde öreceğiz. Tekrar 2 ilmek ters ördüm ve 2 ilmek düz. Yine 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde lastik örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonu dediğim sadece koldaki ilmekleri örüyoruz. Misinalı şişimize hiç geçmiyoruz. Koldaki ilmeklerimizi 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. Yine 2 ilmek ters. Ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek geldim. Kolda 56 tane ilmeğim var. Bu 56 tane ilmeğimizi örüyoruz. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Kol için 56 tane ilmeğimi ters örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Şimdi koldaki lastik kısmını bu şekilde öreceğiz. Örgün ön yüzüne 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde lastik örüyoruz. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi 56 tane ilmeğimizi ters örerek başa kadar gidelim. Başa vardığımda örgümü yere koyup göstereceğim sizlere. Yeleğimizin roba kısmını tamamladıktan sonra örgün arka yüzünde öndeki 36 tane ilmeğimi örerek kol kısmına kadar geldim. Bura kola geldiğimde birinci ipimi ve misinalı şişimi burada bıraktım. Kol örmek için ikinci ipimi aldım ve renkli şişlerimi aldım. Önce burada ön ve kolun arasında artmaların arasında 2 tane ilmeğim vardı. Bu 2 ilmeği de kola verdim. Buradan önce 2 ilmeği aldım. Sonra koldaki 52 tane ilmeğimi örerek geldim. Arka ve kolun arasında yine artmaların arasında 2 tane ilmek vardı. Bunu da kola verdim. Kolu 56 ilmeğe tamamladım. Kolumuzu 56 ilmekle öreceğiz.
Şimdi 56 tane ilmeğimizi örgünün ön yüzünde lastik için 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek başa kadar gittim. Örgünün arka yüzüne döndüğümde lastik için tüm ilmeklerimi ters örerek geldim. Lastiği aynı yakadaki gibi yapıyoruz. Şimdi koldaki 56 tane ilmeğimizi bu şekilde 10 sıra uzunluğunda lastik olarak örüp kolumuzu bitirelim. Yeleğimizin kolu için 56 tane ilmeğimizi örgünün ön yüzünde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde tüm ilmeklerimizi ters olarak 10 sıra uzunluğunda ördüm. Ve 56 ilmekte kolumu düz olarak bitirdim. Birinci kolumuzu bu şekilde tamamladık. Kolun bitmiş görüntüsü de bu şekilde görünüyor. Şimdi burada önde bıraktığım mis sınalı şişimize ve birinci ipimize dönüyoruz. Buradan önden arkaya geçeceğiz. Şimdi birinci kolumuzu tamamladık. Burada önü örüp mis sınalı şişimize ve birinci ipimizi burada bırakmıştık. Buradan örgünün arka yüzündeyiz. Birinci ipimize ve mis sınalı şişimize dönüyoruz. Şöyle kolu ikiye katlayalım. Şöyle kolda bu şekilde görünecek. Buradan önden hemen arkadaki ilmeklerime geçeceğim. Kolun altından geçerken de koltuk altından 2 tane ilmek arttıracağız. Ön için 36 tane ilmeğimizi ördük. Şöyle kolun altına rastgele bir yere şişimi taktım. Üzerine de ip attım. Buradan koltuk altından 1 tane ilmek aldım. Bir tane de bu taraftan aldım. Şöyle kolu ikiye katladık. Yine kolun diğer tarafından şöyle rastgele şişimi taktım. Üzerine de ipi attım. Bir ilmek de buradan aldım. Koltuk altından 2 tane ilmek attırdım. Koltuk altının rahat olması için. Buradan arkaya geçiyorum. Şöyle göstereyim. Kol ikiye katlanmış duruyor. Buradan arkadaki ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Arkada 66 tane ilmeğim var. Örgünün arka yüzündeyim. İlmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Şöyle örgümü de göstereyim. Buradan önden koltuk altından arkaya geçtik. Kolu ikiye katladık. Şimdi arkadayız. Arkada 66 tane ilmeğim var. 66 ilmeğimi tek tek örerek beden için mis sınalı şişime alıyorum. Arkadaki 66 ilmeğimi ters örerek mis sınalı şişimi aldım. Burada şöyle göstereyim. Burası arka, burası kol. Arka ve kolun arasında artma ilmeklerine kadar geldim. Arkadaki 66 tane ilmeğimizi ördük. Buradan mis sınalı şişimi çektim. Yine birinci ipim ve mis sınalı şişimi burada bırakacağım. Kolu yine ikinci ipimizle öreceğiz. Renkli şişlerimi aldım. İkinci ipimi de aldım. Buradan mis sınalı şişim ve birinci ipim burada bekliyor. Şöyle arka ve kolun arasındaki artma ilmeklerini yine kola vereceğiz. Buradan ikinci ipimizi aldık. Yine 4 numara şişlerimi aldım. Önce artmanın arasındaki 2 tane ilmeğimi kola veriyorum. Onları aldım. Şimdi kol kısmına geçiyorum. Kolda 52 tane ilmek var. Yine 52 tane ilmeğimi ters örerek renkli şişimi alıyorum. Önce koldaki ilmeklerimizi öreceğiz. Sonra beden kısmına döneceğiz yine. Birinci ipimiz ve mis sınalı şişimiz bekliyor. İkinci ipimizle koldaki ilmeklerimizi renkli şişimize alıyoruz. Koldaki ilmeklerimi tek tek örerek aldım. Burada kol ve önün arasında artma ilmeklerine sıra geldi. Bu artma ilmeklerini de kola veriyoruz. 2 tane de buradan ilmeğimi, artmanın arasındaki 2 tane ilmeğimi aldım.
Burada misin alışımda sadece öndeki 36 tane ilmek kaldı. Buradan misin alışımı çektim. Oraya hiç geçmiyorum artık. Şöyle örgünün ön yüzünden göstereyim, daha rahat anlaşılacak. Kol için önce artmanın arasındaki 2 tane ilmeği aldık. Sonra koldaki ilmeklerimizi 52 tane ilmeğimizi örerek renk dişimize aldık. Sonra yine öne, ön ve kol arasındaki artmanın arasındaki 2 tane ilmeğimi aldım. Onları da kola verdim. Kolu 56 ilmeğe tamamladım. Kolumuzu yine 56 ilmek öreceğiz. Şimdi döndük örgünün ön yüzüne. Misin alışışlara hiç geçmiyoruz. Sadece koldaki 56 tane ilmeğimizi örüyoruz. Örgünün ön yüzündeyiz. 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örmeye başlıyoruz. Kolumuzu yine örgünün ön yüzüne 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastik öreceğiz. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Koldaki 56 ilmeğimizi yine bu şekilde öreceğiz. Şimdi 56 tane ilmeğimizi 2 ters, şöyle göstereyim, 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna kadar gidelim. İki ilmek ters ve iki ilmek düz. Tekrar iki ilmek ters ve en son iki ilmek düz olarak koldaki ilmeklerimizi çift lastik olarak ördüm. Dönüyorum örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde koldaki ilmeklerimizi ters olarak görüyoruz. Koldaki lastiklerimizi bu şekilde öreceğiz. Örgünün ön yüzünde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde örüyoruz. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde tüm ilmeklerimizi ters olarak görüyoruz. Koldaki 56 tane ilmeğimizi bu şekilde 10 sıra uzunluğunda lastik örüp ikinci kolumuzu da tamamlayalım. Yeleğimizin ikinci kolu içinde şişimize 56 tane ilmeğimizi aldık. 56 tane ilmeğimizi örgünün ön yüzünde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde tüm ilmeklerimizi ters olarak 10 sıra uzunluğunda ördüm ve kolumu düz olarak bitirdim. Şimdi ikinci kolumuzu da tamamladık. Burada arkada bıraktığımız misin alışımız ve birinci ipimize döneceğiz. Yeleğimizin beden kısmını örmeye başlayacağız. İkinci kolumuzu da tamamladım. Şöyle kolumuzu ikiye katlıyoruz. Buradan arkada bıraktığım misin alışımı döndüm. Buradan hemen öne geçeceğim. Buradan arkadan öne geçerken buradaki koltuk altından 3 tane ilmek arttıracağız. Birinci koltuk altından 2 tane ilmek arttırmıştım. Şimdi 3 tane ilmek arttıracağım. Örneklerinin denk gelmesi için. Buradan arkada bekleyen misin alışımı aldım. Hemen şöyle kolun altına rastgele şişimi taktım. Üzerine ip attım ve bir ilmek çıkardım. Bir ilmek buradan aldım. Bir tane de hemen yanından şöyle yanına şişimi taktım. Üzerine ipi attım. Buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. İki tane ilmeğimi çıkarttım. Bir tane de karşı taraftan çıkarttım. Şöyle kolu ikiye katladık. Kolun hemen dibinden rastgele şişimi taktım. Üzerine de ipi attım. Bir ilmek de buradan aldım. Buradan koltuk altından 3 tane ilmek çıkardım. Şimdi öne başlıyoruz. Önde 36 tane ilmeğim var. 36 tane ilmeğimi tek tek ters örerek misin alışımı beden için alıyorum. Önlerde 36'şar tane ilmeğimiz vardı. Arkada 66 tane ilmeğimiz vardı. Birinci koltuk altından 2 tane ilmek arttırdım. İkinci koltuk altından 3 tane ilmek arttırdım. Beden için ilmeklerimi 143 ilmeğe tamamladım. Bedenimizi 143 ilmekle öreceğiz. Başka artma, eksiltme hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. İlmeklerimi
ters örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Beden kısmını bir şişte toparlamış oluyoruz. Yeleğimizin bedeni için 143 ilmeğimizi bir şişte toparladık. Döndük örgünün ön yüzüne. Örnek yapımına başlıyoruz. Burada ön patta 6 tane lastik ilmeğimiz var. Bunlar aynen devam ediyor. Burada hiçbir değişiklik yok. Kenardan başlıyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters şeklinde ön pattaki 6 tane ilmeğimizi lastik olarak ördüm. Şimdi örnek için örgünün ön yüzünde. Örnekler her zaman örgünün ön yüzünde yapılacak. Örnek için 5 ilmek düzle başlıyoruz. 5 ilmek düz. 5 tane düz ördükten sonra arada 2 ilmek ters. 2 tane tersimi ördüm. İkinci örnek için 5 ilmek düz. 5 tane düz ördükten sonra yine örneğin arasında 2 ilmek ters. Örnekler bu şekilde yapılacak. İpimiz zaten desenli, çok örneğe ihtiyacımız yok. Örneğimizi kolay bir örnek seçtim. 2 tane ters ördükten sonra tekrar 5 ilmek düz. 5 tane düz ördükten sonra yine araya 2 ilmek ters. Yine örnek için 5 ilmek düz. 5 tane düzümü ördüm. Yine arada 2 ilmek ters. Örnek bu şekilde devam edecek. Sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Örnek için 5 ilmek düz örüyoruz. Arada 2 tane ilmeğimizi ters olarak görüyoruz. Tekrar örnek için 5 tane ilmeğimizi düz olarak görüyoruz. Yeniden örnek için 5 ilmek düz. 5 tane düz ördükten sonra yine 2 ilmek ters örnek arası. Tekrar 5 ilmek düz. 5 tane düz ördükten sonra yine 2 tane ilmeğimizi ters olarak görüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Örnek için 5 ilmek düz. 5 tane düz ördükten sonra yine 2 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5 ilmek düz, 2 ilmek ters, tekrar 5 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde örerek sıra sonuna kadar gidelim. Örnek için 5 tane ilmeğimi düz ördükten sonra yine 2 ilmek ters. Tekrar örnek için 5 ilmek düz. 5 tane düzden sonra yine 2 ilmek ters ve son olarak yine 5 ilmek düz şeklinde örerek örneğimi kuruyorum. Beş tane düz ördükten sonra en son ön patta 6 tane ilmeğim kaldı. Ön pattaki ilmekler aynen devam ediyor. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve tekrar 2 ilmek ters şeklinde örnekte birinci sıramı tamamladım. Döndüm örgünün arka yüzüne, örnekte ikinci sıramıza. Burada sıraları sayacağız. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Örgünün arka yüzüne döndük. Buradan sıra başından başlıyoruz. İlmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz örgünün arka yüzünde. Örnekler her zaman örgünün arka yüzünde ters olarak örülecek. Şimdi şişimde 143 tane ilmeğim var.
Örnekte ikinci sıramız. İlmeklerimizin hepsini, 143 ilmeğimizin hepsini ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Örgünün arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örerek sıra sonuna kadar geldik. Döndük örgünün ön yüzüne. Örnekte 3. sıramız. Buradan ön pattan yine başlıyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 2 tane ilmeğimizi ters olarak ön pattaki 6 ilmeğimi lastik olarak ördüm yine. Şimdi örnek yapımına başlıyoruz. Örnek yine 5 tane düzle başlıyor. 5 ilmek düz örnek için. 5 tane düzden sonra arada 2 ilmek ters. Tekrar örnek için 5 ilmek düz. 5 tane düz ördükten sonra yine 2 ilmek ters. Tekrar örnek için 5 ilmek düz. 2 ilmek ters şeklinde örneklerimizi yapıyoruz. Şöyle ilmeklerimi göstereyim. Bakın ilmeklerim çıktı. 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Arada 2 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar 5 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde örgünün ön yüzünde örneklerimizi yapıyoruz. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örnekte şu anda 3. sıramızı gidiyoruz. Bu şekilde yeleğimizdeki örneğimizi 10 sıraya tamamlayalım. Yeleğimizin beden kısmındaki 143 tane ilmeğimizi 5 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde 10 sıra uzunluğunda ördüm. Birinci örneğimi tamamladım. Şimdi birinci örneği tamamladık. Yine örgünün ön yüzündeyiz. Ön pattan başlıyoruz buradan kenardan. 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters şeklinde ön pattaki 6 tane ilmeğimi lastik olarak ördüm. Şimdi örnek yaptığımız ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz. Buradan başlıyoruz. Örnek yaptığımız ilmeklerin hepsini ters örerek gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Örneklerin üzerine ters örerek haroşa çizgimizi atıyoruz. Örneklerin arasında bu şekilde haroşa öreceğiz. İki diş haroşa öreceğiz. Şu anda birinci diş haroşamı atıyorum. Şimdi örgünün ön yüzünde tüm ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna doğru ilerliyoruz. Sıra sonundaki 6 tane ilmeğimizde lastik örerek sıramızı tamamlayalım. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde yine tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şu anda birinci haroşa çizgimizi atıyoruz. Bu şekilde iki haroşa dişi uzunluğunda örelim. Yeleğimizin beden kısmında birinci örneğimizi tamamladıktan sonra ilmeklerimizi iki diş haroşa olarak ördüm. Şimdi ikinci örneğimize başlayacağız. Yine örgünün ön yüzündeyiz. Örnekler her zaman örgünün ön yüzünden yapılacak. Kenardan başlıyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters şeklinde ön pattaki 6 tane ilmeğimizi yine lastik olarak ördüm. Örnek için yine 5 ilmek düzle başlıyoruz. 5 ilmek düz. 5 tane düz ördükten sonra arada 2 ilmek ters. Tekrar örnek için 5 ilmek düz. 5 tane düz ördükten sonra yine arada 2 ilmek ters şeklinde örerek örneklerimizi kuruyoruz. Örnekler her zaman bu şekilde kurulacak. Burada başlarken 5 ilmek düzle başlıyoruz. 5 ilmek düz, 2 ilmek ters. Tekrar 5 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde sıra sonuna kadar gideceğim.
5 tane düz ördükten sonra araya yine 2 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar 5 ilmek düz. Beş tane düz ördüm. Yine 2 ilmek ters. Tekrar 5 ilmek düz. Beş tane düzden sonra yine 2 tane ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Şimdi bu şekilde örneklerimizi kurarak ilerleyelim. 5 ilmek düz. 2 ilmek ters örerek örneklerimizi kurarak sıra sonuna doğru ilerleyelim. İki ilmek tersten sonra tekrar örnek için 5 ilmek düz örüyoruz. Örnek için 5 tane düz ördükten sonra araya 2 ilmek ters. Tekrar örnek için 5 ilmek düz şeklinde örerek örneklerimizi kuruyoruz. Beş tane düz ördükten sonra sıra sonunda 6 tane ilmeğim kaldı. Bu 6 ilmeğimizde aynen 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters şeklinde lastik olarak devam ediyor. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Başa vardığımda örgümü yere koyup göstereceğim sizlere. Yeleğimizin robasını tamamladıktan sonra önce kollarımızı ördük, kollarımızı kapattık. Koltuk altından da ilmek artırarak yeleğimizin beden kısmını 143 ilmeğe tamamladık. Bedenimizi 143 ilmekle öreceğiz. Başka artma, eksiltme hiçbir şey yapmayacağız. Bedendeki 143 tane ilmeğimizi örgünün ön yüzünde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters şeklinde ön pattaki 6 tane ilmeğimizi lastik olarak örüyoruz. Örnek için 5 ilmek düz, 2 ilmek ters, tekrar 5 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde örneklerimizi kurduk. Örneklerimizi 10 sıra uzunluğunda ördük. Birinci örneğimizi tamamladık. Örneğimizi tamamladıktan sonra araya 2 diş haroşa çizgisi attık ve ikinci örneğimize geçtik. İkinci örneğimizde aynı şekilde 5 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde örneğimizi kurduk. İkinci örneğimizde yine 10 sıra uzunluğunda öreceğiz. Sonra araya 2 diş haroşa çizgisi atarak örneğimizi tamamlayacağız. Örnekler bu şekilde birbirini takip ederek devam edecekler. Bu arada iliklerimiz var. İliklerimizi unutmayalım. 26 sıra arayla iliklerimizi açıyoruz. Şimdi 26 sıra arayla ilik açarak yeleğimizin beden kısmını 143 ilmekle yeleğimiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar örneklerimizi yaparak örmeye devam edelim. Yeleğimizin beden kısmını 143 ilmeğe tamamlamıştık. 143 tane ilmeğimizi 5 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde örneklerimizi kurduk. Aşağıya doğru 143 ilmekle 6 örnek uzunluğunda ördüm. 6 örnek olduktan sonra yeleğimizin alt kısmında 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde lastik örerek tamamladım. Şöyle koltuktan itibaren ölçeyim sizlere. Koltuktan itibaren 30 santim uzunluğunda ördüm. Lastik örgüye başladım. Yine koltuktan itibaren ölçüyorum. 35 santim oldu. Yeleğimi bitirdim. Bu şekilde yeleğimizi tamamladık. Şöyle kalan ipimi de göstereyim. 3 yumaktan bu kadar ipimiz arttı. Bu yeleğimiz 6 yaşındaki çocuklara rahatlıkla olabilecek bir yelek oldu. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.